Evet. Ne yapamadık biz? Ne alamadık? Ne alamadık? Hakkımızı verdiler mi? Hakkımızı verdiler mi? Nereye kadar gidecek? Sabaha kadar, bayrama kadar, bayram günü hepimiz burada mıyız? Buradayız. Gider miyiz bir yere? Buradayız. Hepimiz burada mıyız? Buradayız. Arkadaşlar. Direne, direne kazanacağız. 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 10 yıl içinde 9 kez sürgün edildim. Bugün de işten çıkışımın mesajı gönderildi. Beyler, buradan dağılırsanız sıra size de gelir. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu memurlar asla vazgeçmeyeceğiz. Onların hüküm varlık dönemi, bizi korkutup çocuklar gibi sindirdiği dönem bitti. Bitti. Alsın bazı verdiği zamma bunlar geri aldı iptal etti. Anladın mı? Açıyorum. Ulan yanacağız ha. Arkadaşlar Ankara TV'den gelmiş bakın. Tamam olmuşuz. Siz ne söylüyorsunuz bunu ya? 30 milyardan 27, 23 milyar maaş. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşim bak senden başka herkes aynı şekilde bir bildiği var. Eminim. Ama böyle olmaz. Başmayacak abi bizim çocuklarımız ya. İnanın şu ateşten nefes alamasaydık şöyle bir toplamış. Benim bu ay 15 bin lira kira var abi. Yiyecek mi alıyoruz abi? 23 bin lira maaş aldım ya. Ya biz hep kardeşimi dinle. Tamam dinleyin de biz nasıl çıkmasa bilmiyor muyuz? Adam bak sevgili kardeşim beni bir dinle. Şöyle bir açılın. Böyle yeni kimin ne olduğunu bir anlamak istiyorum ya. Şu ateşin etrafını bir boşalt ya. Arkadaşlar konuşamıyorum bak. Atmayın bir şey. Sayenizde ben yanacağım ya. Şurayı bir takip et. İçerim. Şöyle bir açılın arkadaşlar. Şöyle bir boşalt ya. Ya uzaklaşmak öyle olmaz ama. Burada gelin neler var? Gel lütfen. Gel. Hangi haber be? Yok içeri bunlar mı gönderiyor? Polis ne yaptı? Bir senedir çalışıyorum beni işten çıkardılar arkadaşlar. Haklıyız. Hakkımız alınır. Gece gibi. Şöyle gel.
Haklıyız, hakkımızı alırız. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. Neden buradayız? Bugün maaşlarımız yattı. Hepimizin hak ettiğimiz maaşlar. Ocak ayında Asım Başkan'ın bize verdiği zamlar. Hepsinden, herkesten 8-10 bin lira civarında bir kesinti mevcut. Normal şartlarda iş kanununda hiçbir şekilde işçiye verilen hakkın geri alınmayacağını biliyoruz. Ama şu an hiçbir şey usulünde ilerlemediği için biz şaşırmıyoruz buna. Herkes burada ekmeğinden olmak pahasına ve korkusuna. Şu an hepsi buradalar. Mecburen buradalar. Haklarını arıyorlar çok normal olaraktan. Ramazan öncesinde ya şu kadar insana bakarsanız çok da konuşmaya gerek yok ya. İnsanlar iftarlarını burada açtılar. Diyecek bir şey bulamıyorum şu an. Yani bence hiçbir gerekçe bu mantıklı bir gerekçe değil. Çok saçma. Yani bir açıklaması yok ki bunun. Bir tanesi de gelsin şurada mantıklı bir açıklama yapsın ya kesilmesiyle alakalı. Çok mu yüksekti onu söylesinler en azından. Hepimizin bordrosu var. Hepimizin bordrosunu elimize alıp mahkeme sürecine gideceğiz. Ha ben kendi adıma zaten işten çıkartılmış bir personel, haksız yere işten çıkartılmış bir personel olaraktan şu an arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Hiçbir artı bir mevzum yok. 5 günse 5 gün bekleyeceğiz yani böyle bir dünya yok. İnsanların hak ettiğini vermek zorundalar yani böyle bir dünya yok. Ben bir senedir çalışıyordum abi. Beni telefonla aradılar. Cuma günü işten çıkardılar abi. Abi gerekçe olarak bana çıkış kağıdı bile vermediler yani. Bir gerekçe bile duymadılar yani. Bundan önceki yönetim bizde %20 artı 30 zam yapmıştı. Geçen ay 32 bin lira gibi para yattı. Bugün ise maaşımız yattığında 8 bin lira eksikti. Yani sanki ben bundan önceki yönetimi saymıyorum. Burada ben varım der gibi bir şeyi var. Hoş 2 Nisan'da mazbatayı almadan bizleri işten çıkarttı. Biz bunu sorduğumuzda ise hani biz neden işten çıkartıyoruz? Daha genel müdür bile atanmadı. Altınbel şirketindeyiz. Genel müdür bile atanmadı bizi. Genel müdürümüz yapacak bir şey yok. Çıkın gidin istediğiniz yere istediğiniz şikayette bulunabilirsiniz dedi. Yani bugün de bunun için buradayız. Yani bayram öncesi hepimizi rezil ettiler. Son talepleriniz ne? Belediyeden mi bir talepte bulunuyorsunuz? Ya zaten şöyle bir şey. Ben de işten çıkartılanların arasındayım. Ama bu kadar da gariban insan var. Hepsinin yani evine ekmek götürmek için sıkıntılı çalışıyoruz. Zaten süreci biliyorsunuz. Bir ekonomik kriz var. Yani bilmiyorum hani ne olacak. Hiçbir muhatap da yok. Ben arka tarafa gittim konuştum. Birisi diyor ki hani çıksın biri bana telefon etsin yukarıdan biri. Ben söyleyeyim. Ama yukarıdan telefonlara cevap veren hiç kimse de yokmuş. Arkada öyle konuşuluyor. Ben arkaya geçtim geldim. Bilmiyorum abi ya. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ya hiçbir şey bilmiyoruz yani hiçbir şey. Sadece denilen hani bize bundan önce %20 artı 30 zam verilmişti. O %30 geri kafalarına göre sildiler ama hiçbir şey yok. Hiçbir verilen cevap falan yok hocam. İlla ki sendikayla sözleşme imzaladılar. Biz bunu daha önce gördük. Paylaştılar. Biz bir önceki yönetimle beraber işe girmiştik. Başkan Bey, yeni gelen başkan mazbata zamından bizi işten çıkardı. Hani ne sebebiyle sunduk hani ne sebebiyle bizi çıkarırsın dedik. Hiçbir sebebi sunmadan hani direkt isteğinizle şikayetçi olabilirsin diye bizi işten kovdu. Bayram öncesi yapılan bu hani terbiyesizlik değil hani ne diyebiliriz hani şu an işsiz yani hani kimseyi işten şikayet edebilirsiniz yani diyorlar. Onun dışında başka bir şey yok yani ortada. Yani şu an burada bulunuyorsak tamamen mağduriyetten. Bir muhatap olacak kimse de yok. Bayram öncesi nasıl, neler hissediyorsunuz? Ya
Yani sokakta kalmış bir insan gibiyiz şu anda. Diyecek bir şey yok. Sadece hakkımızın peşindeyiz. Evet, bir de şöyle bir şey var, mobbing uygulanıyor. Bakın şu an listemiz elimizde var. Bunu da göz göre göre paylaştılar. 15-16 kişi masa başı görevinden alınıp sokakta süpürgeye verildi. Hani çöpçü konumunda, temizlik konumunda. Hepsinin listesi de şu an mevcut. Bunu paylaştılar. Daha sonrasında hani pek fazla görmesin, gören olmasın diye geri kaldırdılar. Hepsi masa başı personeliydi. Şu an hepsi park bahçelerde, sokaklarda, ellerinde süpürge kürekte temizlik yapıyorlar aynı şekilde. Yani aynen mobbing uygulanıyor. Hala da devam ediyor. Yani işlerinde hala var süren. Şu an hepsi de burada. Kendi haklarını arıyorlar tabii, biz de aynı şekilde. İnşallah bu şeyi kazanacağız. Kendi hakkımızı da alacağız inşallah.